Evet arkadaşlar, uygarlık tarihi dersimize başlıyoruz. Kesinlikle korkmanıza gerek yok. Detaylı bir şekilde uzun bir konu anlatacağım sizlere. Ancak gerçekten genel kültürümüz açısından, sınavlarda gireceğimiz bilgileri doğru yapabilmemiz açısından ve tabii ki de ileride gireceğimiz üniversite sınavlarında bu konudan ciddi soru geldiği için mutlaka bizi dikkatle dinleyin. Birazdan sınavlarda çıkabilecek yerleri net bir şekilde vurgulayacağız. Bakın buralara dikkat edineceğiz. Gelin şimdi net bir şekilde konumuza başlayalım. Birincisi şunu çok bilmemiz lazım ki, tarih öncesi çağlar dediğimiz şey yazının icadından önceki dönemler. Bu dönemlerde yazı olmadığı için taş çağı ya da maden çağıydı. Yani aletlerin, araçların, gereçlerin yapımına göre gidiyoruz. İnsanlar ilk başta taşı, böyle eski taşı yavaş yavaş böyle bir yontacaklar. Sonra taşı cilalayacaklar. Sonra bakır gibi yumuşak bir madeni işleyecekler. Daha sonrasında tuncu işleyecekler. Sonrasında daha da sert olan demir işleyecekler. Tabi bunların her biri ateş sayesinde olacak. Yani burada şöyle bir mantığımız var. Bir şeyler, arkeologlar böyle gezerlerken diyorlar ki hadi bir kazı yapalım diyorlar. Kazı yaptıkları zaman şöyle yerin derinliklerini kazdılar diyelim ki. Kazdıkları zaman bir kent buluyorlar. Bu kentin sizce en altında mı taş olur, en üstünde mi taş olur? Tabii ki de en üstünde demir olur, en altında taş olur. Yani ilk başta taş oluyor, sonrasında biraz daha taşın cilalandığını görüyorlar. Sonra bakırdan şeyler buluyorlar, sonra tunçtan, sonra demirden, sonra böyle birkaç kalıntı malıntı, en sonunda da en üstte de toprak var. Ve bunların her birisinin arasında binlerce yıllık fark olduğu için de maden devirlerinin veya taş devirlerinin süresini belirleyebiliyorlar. Bakın burada şu çok önemli, diyelim ki kimyanın karbon 14 metodunda tarihçiler bir varlığın kaç yıllık olduğunu bulabiliyorlar. Mesela bu bardak 2015 yılında mı üretilmiş? Bunun inceleyip bunun havayla temasından 3 yıldır, 4 yıldır mı, 5 yıldır mı yapıldığını bulabiliyorlar. Ama diyelim ki bu bardak aynı görüntüdeki bardak diyelim ki 50 yıl önce üretilmiş. Bunu da anlayabiliyorlar. İşte bilim insanları ve tarihçiler yaptıkları kazılarda en eski şeylerin taşlara ait olduğunu, sonra bakır, sonra tunç, sonra demire ait olduğunu buluyorlar. Ha siz başka bir yerde bir kazı yaptınız diyelim ki, tamam mı? Kazı sonrasında hem demir kılıçlar buldunuz, hem tunçtan heykeller buldunuz, hem de bakırdan şeyler buldunuz diyelim ki, kapkacaklar buldunuz. Hepsi de aynı devre ait, hepsi aynı yıllıkta. Demek ki bu adam başkalarıyla ticaret yapmış ki oradaki değerli varlıklar kendisine geçmiş. Yani yavaş yavaş değil de bir anda geçmiş. Mesela bizim ülkemizde cep telefonu fabrikası yok mesela, veyahut da bilgisayar fabrikası, veyahut da uçak fabrikası yok. Ama bizde uçak var. Demek ki biz başkalarına satın almışız. İşte bu adam da her şeyi tek tek zamanla yapmamış da başkasıyla ticaret yaparaktan almış diyebiliriz. Şimdi eski taş çağında, yani milattan önce 600 bin ve 5500 arasında avcılık ve toplayıcılıkla insanların yaşadığını görüyoruz ve çakmak taşından kesici aletler yaptığını görüyoruz. Ateşin keşfi yine bu dönemde, yerleşim merkezleri Karain, Beldibi, Belbaşı ve Yarımburgaz mağazaları. Orta taş dönemine baktığımızda mezolitikte yine avcılık ve toplayıcılık var. Hocam avcılık ve toplayıcılık nedir? Yani insanlar daha tarım yapmıyor. Gidiyor hayvanı avlıyor, yiyor. Gidiyor çevrede ne varsa onu topluyor. Gidip de kendisi üretim yapamıyor. Mikrolit aletler var böyle taşlardan. Ve Baradize, Tekkeköy gibi yerleşim yerleri var. Yeni taşa baktığımızda ise artık insanlar yerleşik hayata geçmiş. Niye yerleşik hayata geçmiş? Çünkü tarımla tanışıyorlar. Tarlası olunca adam tarlayı terk edip gitmiyor. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmıyor. Artık üretim yapmaya başlamış ve hayvanları da evcilleştirip hayvanlarına sahip çıkmaya başlıyor. Buradaki yerleşim merkezine baktığımızda Çatalhöyük, Çayönü ve Sakçagözü'nü görüyoruz. Çatalhöyük çok çok önemli. Birazdan buraya detaylı bir şekilde geleceğiz. Maden çağına baktığımızda ise maden çağında bakır, araç ve gereçlerin işlendiğini görüyoruz. Altın ve gümüş işletmeciliği var. Yerleşim merkezleri yine Alacahöyük, Truva, Çanakkale'deki ve İkiztepe. Tunç çağında ise daha bakıra nazaran biraz daha zor yontulan tunçta ise site adı verilen, bakın bunu size sınavda sorarlar, devletler kurulacak. Yani böyle küçük küçük devletler bunlar. Anadolu yazıyla tanışacak. Sümerler biliyorsunuz milattan önce 3500 yılında yazıyı buldu. Yazıyı bulan Sümerler Asurlara, Asurlar da Anadolu'ya ticaret yapmak için geldiklerinde Kayseri, Kültepe'de işte Hititlere falan vererekten Anadolu'nun yazıyla tanışmasını sağlayacaklar. Kültepe, Ahlatlıbel gibi yerlerde yerleşim merkezleri. Demir çağında ise artık teknoloji gelişmiş. Demir işleniyor, imparatorluklar kuruluyor. Niye? Çünkü demirden sert kılıç yaptıkları için birçok yeri fethedip birçok şeyi kendi altına alıp imparatorluklar kurabilecekler. Yine Alacahöyük, Hacılar, Truva ve Alişar'da önemli yerleşim merkezleri. Şimdi Çayönü'nün önemli bir yer olduğunu söyledik. Neden? Çünkü Çayönü arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu'daki ilk çiftçilerin burada yaşadığı anlaşılmış. Yani Anadolu'nun ilk yerleşik hayatı burada. Çayönü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde olduğunu bilmemiz lazım. İlk insanlar, ilk yerleşim yerleri burada. Çayönü Anadolu ve Güneydoğu Avrupa'da bulunan en eski Neolitik
köy yeri. Yani demek ki çok değerli bir yer. Çay önünde yapılan kazılarda tahıl saplarını kesmek, yani tarım yapılıyor çünkü. Tahılı un haline getirmek için çakmak taşından ve volkanik camdan yapılmış orak ve bıçaklar ile öğütme taşları bulunuyor. Demek ki insanlar hem tarım yapıyorlar, tahıl üretiyorlar, hem de onları öğütmek için taşlarla, onlardan buğday yapmak için taşlarla öğütme makineleri yaptıklarını görebiliyoruz. O zaman Çayönü'nün önemi neymiş? Dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden Anadolu ve Güneydoğu Avrupa'da bulunan en eski Neolitik köy yeri. Yani Cilalıtaş'a ait köy yeri. Burada da tarım yapılarının ispatları var. Şimdi Çatalhöyük ile alakalı Çayönü'nü işledik. Şimdi Çatalhöyük'e bakıyoruz. Çatalhöyük Konya'nın Çumra ilçesinde, yani bugün giderseniz Çatalhöyük'ü görebilirsiniz. Burada ana tanrıça heykelcikleri, penceresiz ve girişleri çatan kerpiç şeylerde dünyanın en eski resimleri var. En eski duvar resimleri ve Anadolu'nun en eski çanak ve çömlekleri bulunmuş. Bugüne kadar elde edilen bulgulardan dünyanın ilk kent yerleşim yeri olarak da Çatalhöyük'ü verebiliriz. 2012 yılında da UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne eklenmiş. Niye? Abi dünyadaki ilk şehirden bahsediyoruz. İlk kentten bahsediyoruz. Burada duvar resimleri var, çanak çömlekler var. Gerçekten Çayönü'ne göre daha büyük bir yer. Tebrik ediyoruz. Dünyanın ilk şehri Konya'da diyebiliriz. Alkışlıyoruz Konya'yı. Hakikaten helal olsun diyoruz. Göbekli Tepe'ye baktığımızda ise 1990'ların ortalarından itibaren Göbekli Tepe'de bugünkü Urfa'ya denk geliyor. Urfa yerleşmesi şu ana kadar Ön Asya'da eşi görülmeyen dünyanın en erken tapınak yapılarını ortaya çıkarıyor. Yani böyle insanların ibadet yapmak için, tapınmak için gittikleri yer. Mesela camilerimiz bizim Allah'a ibadet ettiğimiz, tapındığımız yerler. Milattan önce 9000'in ikinci yarısından itibaren bu anıtsal tapınak yapıtlar, yani anıt şeklinde, insanın tarıma ve dolayısıyla evcilleşme sürecinin başlangıcında Anadolu'nun Neolitik toplumlarının, yani yerleşik hayata geçmiş toplumlarının basit bir toplum olmadığını gösteriyor. Yani niye? Çünkü organize ve gelişmiş bir toplum yapısını yansıyor. Niye? Adamlar sadece tarım yaptıkları için oraya yerleşmemişler. Aynı zamanda anıtsal tapınaklar yapmışlar ve ibadet ediyorlar, üretim yapıyorlar. Belki ibadet ettikten sonra, dua ettikten sonra belli ürünlerini fakirlere işte hediye ediyorlar. Yani böyle bir din olgusu var. Ve burası da 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne eklenen bir yer. Şimdi gelelim yazının icadına. Yazı olmasaydı ne olurdu? Siz şu anda bunları öğrenmezdiniz ve oh ne güzel yatardınız diye düşünüyorsunuz ama yazı olmasaydı bu sefer yatarken izleyeceğiniz televizyon da yapılamazdı. Gireceğiniz internet de olmazdı. İnternette boşluğa ne yazacaktınız yani? Çivi yazısıyla mı yazacaktınız? Olamaz. Dolayısıyla yazının icadı kültürün, bilgilerin, entelektüel birikimin dağıtılması için çok önemli. Yazıyı kim buldu sorusunun cevabı belli. Sümerler. Yazı ilk olarak 3200'lü senelerde çivi yazısı olarak Sümerler tarafından, Sümer uygarlığı tarafından icat ediliyor. Ve Sümerlerin yazıyı bulmasından sonra artık diyoruz ki biz tarihi devirler başlamıştır. Yazının icadından önceki devirler, tarih öncesi devirler. İşte o taş devirleri, maden devirleri. Yazının icadından sonraki devirler ise tabii ki işte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağa gidecek. Şimdi yazıyla beraber ne oldu? Sınavda sorulabileceği için burayı dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Birincisi yazıyla beraber toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşim daha da kuvvetlenecek. Elde edilen bilgiler gelecek kuşaklara rahatlıkla aktarılabiliyor. Biz bu bilgileri yazı sayesinde öğrendik. Yapılan anlaşmalar, mesela tarihteki ilk anlaşma Hititler ve Mısır arası Kadeş Anlaşması yazı sayesinde yapılacak. Kişilerin sahip olduğu düşünce ve bilgiler saklanacak ve yaygınlaştırılabilecek. Eğitim ve öğretimin basılan kitaplar sayesinde yaygınlaşacak ve kolaylaşacak. Mesela şimdi şöyle düşünün. Bizim bu kitaplarımız işte diyoruz ya işte 0'dan 9'a tarih açıyoruz, bak ne güzel ön söz yapmışız falan. Bunların hepsi yazı sayesinde sizlere veriliyor. Bak burada diyeceksiniz ki hocam bal yapıyorsunuz ama yapabileceğim bir şey yok. Bak yazı öncesi dönemi çok güzel bir şekilde anlattık. Bunların hepsini tek tek gösterdik sizlere. Buraları hatta da detaylı bilgiler de verdik. İşte bu Göbektepe, Çatalhöyük, Çayönü ve burada sorular da verdik. Şimdi siz bunları öğrenmeniz için okuma yazma bilmeniz lazım. Okuma yazma bilmeniz için de yazı olması lazım buradaki soruları çözmeniz için. Demek ki yazının icadıyla eğitim ve öğretimde yaygınlaşıyor. Konuyu nereye bağladınız hocam diyorsunuz. Kanun ve kurallar da yazı ile kalıcı hale getiriliyor. Şimdi bir de konar göçerler ve yerleşikler diye bir konumuz var. Ona da değinmek istiyorum. Şimdi konar göçer toplumlar adı üzerinde. Konuya göçüyor. Hiç böyle şey yapmıyorlar. Yerleşik değiller. Sürekli bir yerde ikamet etmiyorlar. Yani orada yaşamıyorlar. Mesela siz kiminiz İstanbul'da yaşıyor, kiminiz Ankara'da, kiminiz Eskişehir'de, kiminiz İzmir'de, kiminiz Antalya'da bir yerleşim yeriniz var. Ama sürekli göçebe yaşadığınızı düşündüğünüz zaman o konar geçer oluyor. Ve mevsime göre hareket ediyorlar. Yazın Antalya sıcak diye Isparta'ya gidiyorsunuz. Kışın Isparta soğuk diye Antalya'ya geliyorsunuz. Geçimlerini hayvancılıkla sağlarlar çünkü tarımla uğraşamazlar. Çünkü Isparta'daki tarlasını nasıl bırakacak? Antalya'daki tarlasını nasıl bırakacak? Ticaretle uğraşırlar. Mimari eserleri yok ki. Yerleşik hayatta değiller. Ve küçük topluluklar halindeler. Böyle binlerce kişi bir anda göç edemez. Yerleşik toplumların özelliklerine baktığımızda bunlar kalıcı. Kentler ve köyler kuruyorlar. Demek ki Çatalhöyük'te, Çayönü'ndeki yerler hep
yerleşik toplumların özellikleri. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyorlar. Hem hayvancılık yapıyorlar, hayvanları evcilleştirmişler, hem de tarımla yapabiliyorlar. Niye? Tarlalarını koruyabiliyorlar yerleşikler. Ticaretle de uğraşıyorlar. Mimari eser yapabiliyor. Çünkü adam yerleşik hayatta ve geniş topluluklar halinde yaşıyorlar artık oraya yerleştikleri için. Şimdi ilk çağda bazı önemli medeniyet havzaları var. Medeniyet bölgeleri var. Bunu bilmemiz lazım. Havzanın ne olduğunu coğrafya dersinde sizlere göstermiştik. Neydi? Akarsuların etrafındaki bölgeye havza diyorduk. Mesela şurası bir akarsuysa bunun etrafındaki bölgeye, şuralara biz akarsu havzası diyorduk. Şimdi medeniyet havzaları bulacağız. Yani medeniyetlerin yerleştiği. Hititlerin, Lidyalıların, Frigyalıların, Urartuların, Asurların, Mezopotamyalara bakacağız. Şimdi burada iki tane önemli medeniyet havzası var. Bunların en önemlisi Mezopotamya. Çünkü yazı burada bulunmuş. İlk imparatorluklar burada kurulmuş. İlk düzenli ordular, kütüphaneler, ticaret yerleri, ilk kanunlar hep buralarda ortaya çıkmış. Burası neresi hocam? Fırat ve Dicle nehirler arasında bir yer. Basra Körfezi'ne dökülen ki yer. Anadolu'da çok önemli. Çünkü biz Anadolu'yuz. Anadolu'dan geldik hepimiz. Anadolu'da da Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Urartular çok güzel iyonlar, çok güzel medeniyetler kurmuşlar. Şimdi gelin bunlara bakalım. Şimdi hatta Mezopotamya'dan başlamak istiyorum. Sümerler, bakın bunu mutlaka size sınavda sorarlar. Bu sayfadan %100 soru çıkar. O zaman yazıyorum buraya. %100 sorulur diyorum. Burayı dikkatle dinleyin arkadaşlar. Şimdi Sümerler ilk kez yazıyı, ilk yazılı kanunları, ilk ay takvimini ve ilk tekerleği icat ediyorlar. İlk yazılı kanunlar dediği Urkakina kanunları. Bunları biz size sınıf anahtarında çok daha detaylı her biri için videolarla anlattık. Ama burada yine dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. İlk yazıyı zaten M.Ö. 3200'lü yıllarda bulduklarını ve tarih devirleri başlattığını söylemiştik. Urkakina kanunları, ilk yazılı kanunlar, takvim ve ilk tekerlekte bunların icadı, tebrik ediyoruz kendimizi. Akatlar ise ilk kez imparatorluğu kuruyorlar. Niye? Düzenli orduları var. Ordu olunca da adamlar imparatorluk kurabiliyorlar. Ve yine Asurlara baktığımızda Asurlar bilhassa Türkler diyorum. Anadolu insanı için çok önemli. Asurlar çünkü yazıyı, bakın buradan Anadolu'ya geldiklerinde Kayseri Kültepe'de tabletlerini göreceğiz. Ve tablet deyince de hemen kafanız karışmasın. Hani bizim şu anda günlük hayatımızda kullandığımız o içerisinde oyun oynayabildiğimiz, internete girebildiğimiz tablet değil. Bunlar böyle kiremitten yapılmış tuğlalar. Bu tuğlaların üzerine çivi yazısıyla böyle aynı günümüzdeki şeyler gibi, nedir onun adı, emojiler gibi yazılar var. Esasında günümüzde de yazı yazmıyoruz. Emoji kullanıyoruz ve tabletlere yapıyoruz. Bunu artık tabletle iletişim kuruyoruz. Eskiden de yine kiremitten tabletlere yazıyla, harflerle değil de böyle emoji gibi çizgiler yapmışlar. Yani insanoğlu eski haline geri dönüyor. Herhalde mağara devrine doğru gidiyoruz. Şimdi bakalım Babil'in asma bahçeleri ve Hammurabi kanunları, çok sert kanunlar, kısası kanunları da yine Babiller tarafından yapılmış bir özellik. Mezopotamya'da yine Elamlar var. Onlar da Sus kentinde bulunmuşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Anadolu'ya baktığımızda ise ilk başta en önemlisi Hititleri görüyoruz. Tabii Hattiler falan da var ama Hititler önemli. İlk ilkel tarz meşruti yönetim. Yani hem kral var hem de halkın az biraz katılmaya çalışıp bir yönetim var. İlk yazılı olan anlaşma, Kadeş Anlaşması'nı tam burada bulunan Mısırlarla yapacaklar. İlk medeni kanun ve ilk tarih yazıcılığı örnekler olan Anallar var. Anal nedir hocam? Anal, bu adamlar tanrılarına hesap, bin tanrıyla diyorlar bunların yaşadığı yere. Anallarda tanrılarına hesap vermek için böyle yazıyor. Ey yüce tanrım, biz bu hataları yaptık diyorlar. Dolayısıyla tarihçiler de bunlarda yanlış bilgi olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor. Neden? Çünkü ulan adamlar tanrılarına hesap veriyorsa yalan söyleyemez. Çarpılacaklarını bilirler. O yüzden buradaki belgelerde tarihi değer taşıyor. Yine Friglere baktığımızda Friglerin tarımla alakalı olduğunu görüyoruz. İlk fabullar, hayvan hikayelerini ve ilk fubula, yani çengelli iğneyi ve tapates denen halı ve kilimleri yine Frigler yapıyor. Ve Frigler tarıma inanılmaz önem veriyor. Eğer Friglia'da, yani onların olduğu dönemde, siz bir öküzü öldürürseniz cezası ölüm. Bir sabanı kırarsanız cezası ölüm. Yani çok değerli. Tarım onlar için çok değerli. Lidyalılara baktığımızda ise en çok ilginizi çekecek şey yaptıklarını görüyoruz. İlk kez parayı bu adamlar bulmuş. Parayı bulduktan sonra da paralı askerler yapmışlar ama bu da onların sonunu getirmiş. Niye? Çünkü parayla saadet olmaz. Kral yolu tamam, ticaret sayesinde genişliyor. Sart, bugünkü Manisa'dalar tamam, leziz, güzel ama parayla kurdukları ordular onların kısa sürede dağılmalarına sebep olmuş. Niye? Çünkü vatan sevgisi gerekiyor. Öyle parayla olmuyor bu işler. Devam edelim. Yine İyonyalılara baktığımızda tarih ve tıbbın öncüleri olan Herodot ve Hipokrat ile felsefe, matematik gibi önemli bilgiler yine İyonyalılarda olduğunu görüyoruz. Bu adamlar da gerçekten burada Ege'de birçok medeniyetin öncülüğünü yapacaklar. Tales var, yani sizin o geometri Allah kahretmesin dediğiniz adamlar, hep bu adamların sayesinde. Bu adamlar ticaretle zenginleşecek kolonilerle ve sonrasında da böyle bilimsel gelişmelere destek olacaklar.
Urartular ise Van'da. Urartular diye yazıyorum. Urartular ise taş işçiliği, Van Kalesi yanındaki su kanalları, su bentleri ve mezar odaları inşa etmişler. Yani bu adamlar Urartular alakalı bilmeniz gereken şey maden. Hatta Van Gölü yakındaki Tuşba'da bu adamların başkenti. Şimdi gelelim diğer medeniyet havzalarına. İran'a baktığımızda İranlılar gerçekten çok eski bir medeni topluluğu. Niye hocam? Çünkü Persian Empire, Persler dünyadaki birçok milliyeti etkilemiş. Mesela bizde kardeş ne demek? Birader. İrancı'dan geçmiş. Tamam, ne alakası var hocam? İngilizce'de brother. Almanca'da brother bak. Veyahut da father, peder, vater. Bak hep böyle diğer birçok dilde etkilemişler. Mesela bizim günlerimiz pazar ertesi. Pazarın ertesi. Salis, üçüncü gün. Çehar-ı Şemp, dördüncü gün. Pencü Şemp, beşinci gün. Cem, toplanmak. Cem ertesi. Hep böyle Farsçadan geçmiş. Niye? Adamlar konar göçer değiller abi. Yıllardır hep aynı yerde yaşamışlar. Geniş topraklara sahip olan Persler, satraplık denen eyalet sistemini kuruyorlar ve geniş gelişmiş bir posta teşkilatı kuruyorlar. Bakın, posta teşkilatı demek merkezi otorite demektir. Niye? Çünkü kral posta teşkilatı sayesinde tüm eyaletlere ulaşabilecek. Sart'tan başlayıp başkentleri Sus'a kadar uzanan, yani Manisa'dan başlayıp başkentleri Sus'a kadar uzanan kral yolunu da yine bu adamlar yapıyor. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ateşi tapıyorlar, Allah affetsin. Şimdi o zamanlar tabii. Mısırlara baktığımızda gerçekten çok önemli bir millet. Kuzey Afrika'da Mısırlar ilk kez güneş yılı esaslı takvimi bulacaklar ve matematikteki 4 işlemi kullanacaklar. Mısır'ın bulunduğu yer gerçekten saldırılara maruz kalmayacak kadar güvenli bir yer olduğu için adamlar rahat. Hatta Mısır'ın bulunduğu yerde Nil Nehri var. Nil Nehri'nin taşıma dönemlerini hesaplayamadıkları için takvim buluyorlar. Yani ulan diyorlar, yazın nehir kuru olduğu halde acayip coşup taşıyor. Bu işte bir iş var diyorlar. Meğer bu da sonradan coğrafya dersinde öğrenecekler ki ekvatoral iklim yazın yağış alıyor, savan iklim yazın yağış alıyor. Akdeniz yazın yağış almasa bile nehir dolup taşıp geldiği için bu adamların tarlaları sular altında kalıyor. Tarlaları sular altında kaldığı için de az önce söylediğimiz gibi hem takvim buluyorlar. Güneş doğdu battı, güneş doğdu battı. Yaz bile gelse sular seller altında kalacağız diyebiliyorlar. Ve aynı zamanda tarlalarını da sonradan şey yapabiliyorlar, nedir onun adı, kim kimindi diye bulmak için geometriyi de bulmaya başlıyorlar. Doğu Akdeniz'de ise Fenikelileri görüyoruz. Fenikeliler gerçekten çok önemli. Bugünkü Lübnan'da bulunuyorlar. Doğu Akdeniz'de Fenikelilerin ilk alfabeyi, yani harf yazısını, bu tamam Sümerler yazıyı bulmuştu ama o çivi yazısıydı. Alfabeyi, harf yazısını bulduğunu bileceğiz. İlk cam ortaya koyacaklar. İnsanlık için çok önemli katkılar. Fenikeliler bugünkü Lübnan'dan böyle Doğu Akdeniz'den çıkıp ticaret yapıyorlar. Ticaret yaptıkları zaman da ailelerini çok özlüyorlar. Ailelerine çivi yazısıyla mektup yazsalar emojiyle olmaz. Duygularını harflere dökmeleri lazım. O yüzden de alfabe buluyorlar. Aile sevgisi adamlara tarihe katkı yapmalarını sağlıyor. Çin'e gittiğimizde ise gerçekten Çinliler dünyadaki en önemli topluluklardan bir tanesi. Tabii ki bizden tırsıp Çin Seddi'ni yapacaklar ama yapacak bir şey yok. Barut, bak sonradan kalelerin yıkılmasını sağlayacak. Pusula, sonradan coğrafya keşifleri sağlayacak. Kağıt, dünya kültürünü çok ciddi etkileyecek. Matbaa, reformu sağlayacak gibi birçok önemli şeyi Çinliler icat ediyor. Galileo'dan önce güneş lekeleri konusunda bilgi veriyorlar. Günümüzde kullanılan birçok tıbbın tedavi yöntemleri, masaj ve akupunkturu da Çinliler biliyorlar. Sahte ne varsa yine bunları da günümüzde Çinliler buluyorlar diye saçma sapan bir espriyle iç çağdaki tüccar kavimlere geçiyoruz. Şimdi bu anlattıklarımızın her biri ciddi birer konu. Bunlarla alakalı zaten 0'dan 9'a tarih ve tak tarih kitaplarımızda sizlere çok detaylı, çok renkli, çok güzel anlatımlar yaptık. Mutlaka bu kitaplardan da çalışın. Net bir şekilde bunlardan öğrenebilirsiniz ve bu sorularla pekiştirebilirsiniz. Yine tak tarihteki yazılı sorularıyla da kendinizi çok net sınavlarda güçlü bir durumda görürsünüz. Hatta şimdi konumuz daha bitmedi, tabii devam edecek. Bakın burada yazılılar var. Bunları da yine çözümlerini bizden dinleyebilirsiniz. Şimdi daha anlatacağımız çok şey var. Sakın bir yere ayrılmayın. Devam ediyorum. İlk çağın tüccar kavimlerine, yani ticaretle uğraşan tüccar denir. Lidyalıları zaten söylemiştik. Niye? Kral yolu ticaretiyle zenginleşen Lidyalılar, bugünkü Manisa ve çevresindeler, madencilik, tarım, hayvancılık, altın madeni ve kuyumculuk sanatıyla uğraşıyorlar ve adamlar parayı buluyorlar. Gerçekten tebrik ediyoruz. Orduda paralı askerleri var ama az önce söylediğimiz gibi paralı askerle saadet olmuyor. Patlıyorlar, yıkılacaklar. Soğutlu tüccarlar kök Türk koruması altındaki Çin'den İtalya'ya kadar uzanan İpek yolu üzerinde ticareti kontrol ediyorlar. Zaten İpek yolu da sadece ipek satılmıyor. Başka değerli ürünler de var. Bu adamlar da İpek yolu ticaretiyle çok ciddi paralar kazanacaklar. Semerkantlılar. Fenikelilerin de yine bugünkü Lübnan'da olduklarını ve Doğu Akdeniz'de ticaret yaptıklarını, sahil şeridi şu anda buradalar Fenikeliler. Sahillerden çıkıp gemilerle ticaretle uğraşacaklar. Ailelerinden uzakta kaldıkları zaman da ne yapacaklar? Alfabeyi bulacaklar demiştik onlara mektup yazarken. Bakın Mısır, Kıbrıs, Girit, Rodos, Sardunya, Sicilya,
gibi İspanya'ya kadar, İspanya'da burası uzanan birçok yerde ticaret kolonileri kuracaklar. Ticaret yasası gözüküyordur inşallah. Evet gözüküyor. Ticaret kolonileri kuracaklar. Asurlar da yine tüccar. Bu adamlar da zaten Anadolu'ya geldikleri zaman Kayseri Kültepe'de Karum adı verilen ticaret merkezleri kuruyorlar. Hatta Ankaralılar varsa biliyorlardır. Ankara'nın şu anda çok popüler olmasa ilk alışveriş merkezi bugünkü Tunalı Hilmi'nin sonunda olan Karum alışveriş merkezidir. Biz çocukluğumuzda çok giderdik. Tek orası vardı. Karum ticaret merkezi demek. İşte hani alışveriş merkezi gibi. Asurlu tüccarlar da Anadolu'nun pek çok yerinde alışveriş merkezleri kuruyorlar. Anadolu'ya yazıyı M.Ö. 1900'lerde bu adamlar getiriyor. Yazı ne zaman icat edilmişti? M.Ö. 3200'lerde. Nasıl oluyor hocam o? M.Ö. önceki devirler rakam arttıkça eskiye gidiyor, rakam azaldıkça yeniye gidiyor. Şimdi ilk çağdaki siyasi organizasyon türlerine baktığımızda cumhuriyet var mı? Var ama zor. Ama biz bunları bilelim şimdi. Birincisi monarşi çok yaygın. Monarşi nedir? Bugünkü bildiğimiz krallık, padişahlık, sultanlık, çarlık. Siyasi güç bir tek kişinin elinde bulunduğu yönetim biçimi. Aristokrasi ise devlet yönetimi soyların elinde bulunuyor. Mesela Yunanistan'daki gibi. Cumhuriyet ise yönetilenler ve yönetenler istediği gibi seçimlere katılabiliyorlar. Kendi aralarına anlaşıp bir kişi yönetiyor. Mesela şu anda günümüzde cumhuriyet var. Bizim ülkemizde ne yapıyoruz? Karar veriyoruz. A mı olsun, B mi olsun, C mi olsun diyoruz. Oy veriyoruz. A en fazla oy alıyor, A yapıyoruz. Sonra B alıyor, B'yi yapıyoruz. B'yi beğenmiyoruz, C yapıyoruz. Niye? Bizler yönetilenler istediğimiz bir şekilde seçimle iş başına geliyoruz. Seçimle iş başına getiriyoruz. İmparatorluk ise kendi topraklarına oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi demek. Yani emperordan geliyor, imparatordan geliyor. Birçok devleti bir arada bulunduran büyük imparatorluk. Diğer bir şey ise tiranlık. Tiranlık biraz kötü bir şey. Var olan yönetimi devirip zorla ele geçirilen zorba yönetim diyoruz. Demokrasi ise halkın iradesinin ülke yönetimine yansıması. Yunanlılarda aristokratik yani sadece zenginlerin katıldığı bir demokrasi olacak. Şimdi siyasi gücün meşruiyeti maddi kaynaklarına baktığımızda Mezopotamya uygarlıklarında Sümerler, Asurlar ve Babiller'de teokratik monarşi var. Yani dine dayalı monarşi var. Hammurabi'de ise mutlak monarşi var. Yani sadece adamın kendi kuralları geçerli. Sümerler'de yönetici olan Ensiler yani rahip krallar. Adam hem rahip, dindar bir adam böyle kendince bir dini özelliği var. Hem de kral. En yüksek rahip ve yargıç ve komutan. Adam hem ordunun komutanı, helal. Yargıç, hakimlerin başı. Hem de en yüksek dini adam. Hem de ülkenin kralı yani. Tam adam her şeye sahip olmuş. Asur ve Babiller'de ise kral büyük tanrıların yeryüzündeki temsilcisi. Yani rahip kral. Diyorlar ki hani bizde kut anlayışı var ya, ülke yönetme etkisi kanımıza Allah tarafından verildi, Tanrı tarafından verildi düşüncesi Türklerde var. Bu adamlar daha da sapıtmışlar. Bizimki gene iyi. Kralın Tanrı'nın bir kendisi olduğunu düşünüyorlar. Yani Tanrı kral düşüncesi var. Hatta Mısırlarda bu olacak. Babil kralı Hammurabi ise adaletin kralı. Hammurabi zaten mutlak monarşi sahibi. Öyle teokrasi dinleminin işi yok adamın. Tek kral benim diyor, kral benim diyor ve adaleti tesis edeceğim diyor. Hatta Hammurabi kanunları var Babillerin. Gerçekten çok sert kanunlar. Anadolu uygarlıklarına baktığımızda Hititler ve Urartularda, Hititler biliyorsunuz bugünkü Çorum ve çevresindeydi. Urartularda bugünkü Van ve çevresindeydi. Teokratik monarşi var yani dini monarşi. İyonlarda ise aristokrasi var yani zenginler yönetimde ve monarşi var. Hititlerde kralların gücünü Tanrı'dan aldığına inanılıyor ve emirleri Tanrı'nın emriymiş gibi görülüyor. Yani dolayısıyla adam bir şey söylerse ona Allah söyletti zaten deyip dediklerini yapıyorlar. Urartularda krallar yaptıkları işleri Tanrıları Halde adına yapıyorlar. Dolayısıyla din gerçekten yönetimde devletlerin, yöneticilerin işini kolaylaştıran bir unsur. Siyasi gücün meşruiyet ve maddi kaynaklar. Meşruiyet demek geçerliliği. Mesela ben bunları anlatırken bunların doğru olduğuna siz nereden biliyorsunuz? Bunların niye geçerli? Çünkü hoca mutlaka kazanımlara bakarak anlatmıştır. Milletin Bakanlığı'nın kitaplarına bakarak anlatmıştır. Bunlara göre hareket etmiştir diyorsunuz. Dolayısıyla bunlar geçerli. İşte siyasi gücün meşruiyeti yani kaynağını ve maddi kaynaklarını bulacağız. Şimdi Yunan medeniyetinde yönetim aristokrasi, yöneticilerin din adına söz sahibi olması yönetimleri teokratik yapıyor. Yani dini yapıyor. İyonlar genel olarak Yunan tanrılarına inanıyorlar. İran uygarlığında ise teokratik monarşi var. Yine krala bağlı monarşi. Perslerde yani İranlarda hükümdarlar gücünü kaynağını Tanrı'dan alıyor. Biz daha Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi diyorlar. Tabi o zaman daha şey yok. Hristiyanlık, Müslümanlık gibi kutsal dinler yok. İlahi dinler yok. Musevilik gibi. Ama bu adamlar da bir şekilde Allah'a inanacaklar. Sonuçta yeryüzünü yaratan bir Allah var. Elanlar prenslerini ve krallarını hem yönetici hem de din adamı sayıyorlar. Yani her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor adamların. Mısır'da ise teokratik yani dine dayalı monarşi var. İlk dönemde krallar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi, sonradan da firavunlar Tanrı kralı. Yani adam Mısırların kralları mesela Ra,
Adam diyor ki ben sizin hem tanrınızım diyor, haşa zaten çarpılmış, hem de kralınızım diyor. Dolayısıyla halk ona inanılmaz bir şekilde güveniyor ve ona inanıyor. O zaman şimdi bu konuyu çok hızlı bir şekilde anlattım ama siz bir kez daha videoyu izleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda sınıf anahtarında bunlarla alakalı çok daha detayları var. 0'dan 9'a tarihi mutlaka alın eğer yazılardan iyi not almak istiyorsanız. Bizim burada kazanacağımız şey sizin kazanacağınızla kıyaslanamaz bile. Siz buradaki bilgileri öğrendiğiniz zaman yazılılardan ve ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında çok çok güzel başarılar elde edeceksiniz. TAK tarihte ise Türkiye'deki ilk defa test açık uçlu klasik var. Ve bütün kitaplarımızda mutlaka TAS karikodu okuttuğunuzda soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsunuz. Hadi bakalım şimdi ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Sizlere güveniyoruz arkadaşlar. Başarılar diliyoruz.